Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sonunda Asus ROG ile alakalı video paylaşacağım yani. En sonunda yani bu cihaz alınır mı, alınmaz mı, genel düşüncelerimi aktaracağım. Özelliklerini yani ince ince detaylarına inmeyeceğim. Zaten bu videoya denk geliyorsan bu cihaz hakkında yerli yabancı bütün kanalları araştırmışsındır. Yani özelliklerini biliyorsundur. İşte Z1 Extreme işlemcisi var. 16 işte çekirdek. Ondan sonra 16 GB şu kadar kapasitesi var. Bilmem ne falan. Ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Ben tamamen bu cihaz alınır mı, alınmaz mı? Yani ikilemde kaldığınız şeylerin cevabını vermeye çalışacağım. Videoyu başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. En sonunda 1000 abone oldum. Yani benim hedefim 1000 aboneyi görmekti. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Şimdi genel bir teşekkür ettikten sonra artık videoya başlayabiliriz. Geçen gün işte Asus ROG Ally X modeli tanıtıldıktan sonra cihazın sıfır fiyatı 25 bin liralara kadar düştü. Normalde 30-35'i falan görüyordu. 25'e kadar düştü Teknosa üzerinden. Ve gerçekten de insanlar akın akın almaya başladılar bu cihazı. Aslında şöyle söyleyeyim, bir el konsolu görünümlü, yani bu formu almış bir laptop, yani bir bilgisayar satın alıyorsunuz. Şöyle bir problemi var bu cihazın. Pil ömrü oldukça düşük. Ortalama 1-1,5 saat turbo modda. Hatta şu an turbo modda değildir inşallah. Heh, tamam. 1-1,5 saat kadar bir pil ömrü var. Bu da insanların kafasında şöyle bir soru işareti oluyor. Yani 1,5 saat için ben 20 bin lira bu cihaza verir miyim? 1,5 saat beni ne tatmin edecek? Ben 1,5 saatte ne oynayabilirim? Bu bir laptop kafasında bir cihaz olarak görüyorum ben. Yani çünkü gerçekten güçlü. Dolayısıyla siz laptop kullanıcıları olarak daha öncesinden laptop kullandınız mı bilmiyorum ama laptopları da tam performans alabilmeniz için prize bağlıyoruz mantıken. Prize bağladığımız için de cihazın watt değeri yükseliyor ve dolayısıyla içerisindeki işlemci olsun, ekran kartı olsun, RAM'ler olsun falan frekansları artıyor. Ve dolayısıyla tam performans bir şekilde oyunları cayır cayır oynuyorsunuz. Bu cihazın temel aslında olayı bu. Siz bu cihazı alırken pil ömrünü bence görmezlikten gelmeye çalışın. Yani çok aşırı derecede seyahat ediyorsanız bilmiyorum açık. Ben seyahat eden bir insan değilim. Ben bu cihazı dışarıda da kullanmıyorum açıkçası. Çünkü ilk sebebi şu. Dışarıda çok fazla oyun oynamaya vaktim yok. İkincisi, 20 bin liralık bir cihazı dışarıya çıkartıp başına gelebilecek herhangi bir kötü olayı yaşatmak istemiyorum. Elimden düşer. Biri çarpar elimden düşer. Elimden kayar düşer. Camı kırılır elimden kayar. Bu tarz şeyler başımıza geliyor. Dolayısıyla ben 20 bin liralık bir cihazla dışarı çıkmak istemiyorum. Elimden kayabilir düşer. Bu yüzden genelde evde kullanmayı tercih ediyorum ve prizde kullanıyorum evde kullandığım için. Şimdi prizde kullandığım zaman bir oyunda almış olduğum gerçek FPS değeri diyelim ki 80. 80 FPS alıyorum. Ben bunu prizden çıkartıp performans modunu aldığım zaman ortalama 30-35'lere kadar düşüyor. Performans moddan direkt turbo moduna, yani prize bağlamadan turbo mod aldığım zaman da pil ömrü işte 1 saatlere kadar, 1 saat 10 dakikalara kadar düşüyor. Ve şöyle söyleyeyim, prizden aldığınız güç gibi de olmuyor açıkçası. Yani yine 80'lere kadar çıkmıyor. Dolayısıyla siz bu cihazı alırken benim düşüncem pil ömrünü görmezlikten gelebilirsiniz. Gelmeniz gerekiyor. Çünkü birçok kişi pil ömründen yakınıyor. O kadar para veriyoruz, pil ömrü çok düşük diye. İkinci bir kötü özelliği var. Güçlü bir cihaz. 512 GB hafıza ile geliyor. Yani sabit hafızası var. Yani 256 yok, 1 TB yok, sabit. 512 GB hafızası var. Ve bir de şurada da göstereyim. Burada bir SD kart yuvası var. Buraya da işte istediğiniz kadar, isterseniz 2 TB SD kart takın, gayet güzel destekliyor. Fakat sıkıntı şu ki bu cihaz ısınan bir cihaz. Çok sıcak
olduğu zaman buradaki SD kart, yuvasındaki SD kart yanıyor maalesef. Dolayısıyla ne oluyor? Sen gidip 2000 lira, 2500 lira bir SSD alacağına gidip SD kart alıyorsun. Ki bunu yapan saçmalık seviyesinde insanlar var. Dolayısıyla ne oluyor? Yanıyor. Şimdi prize bağlı oynamanız gerektiğinden bahsettim. SD kart yuvasından bahsettim. Şimdi bu cihaz Windows tabanlı bir cihaz olduğu için Windows'un, şimdi ben bu cihazı edinmeden önce şöyle söyleyeyim. Çok fazla benim de şüphelerim vardı. Yani Windows bu cihazlara göre çok optimize edilmediğini düşünüyordum. Fakat gerçekten beni yanılttı. Gerçekten güzel çalışıyor. Herhangi bir takılma, donma, kasma, oyundan atma, mavi ekran tarzı şeyler daha henüz yaşamadım. İnşallah da yaşamam. Şimdi aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Windows'da gayet güzel çalışıyor. Şimdi gelelim performansına. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hazır mısın? Piyasada açmayacağı oyun yok şu an için. En ağır oyunları denedim. Gerçekten de akıcı bir şekilde oynayabiliyorsun. Şimdi denediğim oyunları hemen teker teker sayayım. Şimdi en son Ghost of Tsushima'yı denedim. 1080p high ayarlarda 60 FPS çok rahat çalıştırıyor. İkincisi Cyberpunk oynadım ki Cyberpunk'ta ortalama 70-80 FPS arası değişti. Üçüncüsü CS2 oynadım. CS2'de 200 FPS'leri gördüm açıkçası. Onun dışında FIFA, herkesin sevdiği oyun. FIFA oynadım. Hatta videosu da var kanalımda. FIFA sanırsam sabit 60 veriyor. Yüksek ayarlarda. Yani 60'ın üstüne çıkmıyor. Yani oyundan kaynaklı da olabilir. Tam bilmiyorum. Onun dışında Forza müthiş çalışıyor. Forza'da ben 80-90 FPS'leri çok rahat gördüm. Ama ekstrem ayarlarda değil tabii ki. Onun dışında Alan Wake 2. Alan Wake 2'yi farklı yollarla oynadım. Hani siz anlarsınız. Alan Wake 2'de 720p'de açtım. 1080p'de o cihaz gerçekten yoruluyordu. 720p low ayarlarda ortalama 40 FPS falan aldı. 40 FPS alıyor. Onun dışında başka zor diyeceğimiz oyun God of War. Aa, 60 FPS. Last of Us'ı saymıyorum. Last of Us'ta yani FSR da açabiliyorsun. FSR 3 desteği de var. 90 FPS, 120 FPS'lere kadar çıktı yani. Last of Us da çok güzel çalışıyor. Battlefield 2042 oynuyorum. Battlefield 2042'de de şu anda 720p'ye aldım. 1080p'ye ihtiyacım yok. Rekabetçi oyunlarda çok görsel ihtiyacım yok çünkü. 720p'de şu anda 80 FPS'leri görüyor. 70-80 arası gidiyor. Low ayarlar ama. High ayarlara almıyor rekabetçi oyunlarda. Spider-Man oynadım mesela. Spider-Man çok güzel oynatıyor bu arada. Hogwarts Legacy oynadım. Hogwarts Legacy genel anlamda optimizasyon leş gibi bir oyun olduğu için yani çok dalgalı. Yani 60'ı görüyorsun. Bazen 30'a düşüyor. Bazen 80'i görüyorsun. Birden 40'lara düşüyor falan. Hogwarts Legacy tatmin etmedi. Yani genel anlamda oyun olarak da tatmin etmedi. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Senin yani demek istediğim şey şu. Senin hayalinde oynamak istediğin ne varsa bu cihazda oynayabiliyorsun. Short videolarımda bazen gösteriyorum. Televizyona bağlamıştım mesela. Onun dışında monitör, klavye, mouse her türlü bağlayabiliyorsun. Hatta şöyle göstereyim. Buraya hazırlamıştım. Yani bu JSAUX diye bir marka yani. Bu çok popüler bir marka. Yurt dışında da buna ait ekipmanları, işte Steam'deki ait ekipmanları falan da var. Böyle bir aparat almanız gerekiyor. Böyle bir cihaz alıyorsanız bundan mutlaka almanız lazım. Yani sadece bu formda olmasa bile bunun görevini yapan bir şey almanız lazım. Çünkü bunun sayesinde mesela klavye mouse bağlayabiliyorum. HDMI girişi yine
Monitör bağlayabiliyorum. Onun dışında şurada bir Ethernet girişi var. Kabloyu buraya bağlayıp daha hızlı veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Bunun dışında pahalı bir cihaz. Şimdi ben AliExpress üzerinden şöyle bir tane çanta aldım. Çantanın fiyatı 35 liraydı. Bana gelişi 320 liraya mı, 310 liraya mı ne falan denk geldi yani yurt dışından. Yani AliExpress üzerinden ilk defa siparişim olacaktı. Bir deneme amaçlı bir şey yaptım. Yani böyle bir çanta almanız gerekiyor. Gayet korunaklı bir şekilde muhafaza etmiş oluyorum. AMD yazılımı olduğu için AMD'ye gelen bütün güncellemeler bu cihaza da geliyor. Aklınızda bulunsun. Mesela AFMF diye bir tane video çekmiştim. AFMF'nin olayı da şu. Sen normal şartlarda bu cihazı diyelim 60 FPS alıyorsun ya da 40 alıyorsun. Fark etmiyor. Bulunduğun ortama ekstra kareler daha ekleyerek oyunu sanki böyle 70 FPS, 80 FPS akıcılığında oynuyormuşçasına bir görüntü ve oyun akıcılığı, oyun deneyimi vaat ediyor AFMF. AFMF bunda açılıyor. Steam Deck'te açılmıyor mesela. Yani bunu bir bilgisayarda yapabileceğiniz ne varsa her şeyi bu cihazda yapabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bir laptop mantığı olarak bakıyorum ben bunu. Soğuk masa dediğim gibi çok ısınıyor ama kendini çabuk toparlıyor. Onun dışında al götür istediğin yere. Ben mesela kayınvalidemlere gidiyorum. Aldım götürdüm. Orada istediğim gibi Last of Us mı, God of War mu, işte Ghost of Tsushima mı her şeyi oynayabilirsin. Bu cihazda oynayamayacağın oyun yok. Bunun net garantisini veririm sana. Ben oynadım çünkü yani ben kendim deneyim ettim. Dolayısıyla bunun garantisini veririm. 20 bin liraya bir oyun canavarı. Gerçek söylüyorum yani bak yanımda Steam Deck de var. Arasında şöyle bir kıyaslama yapayım. Bak Steam Deck daha böyle yani şöyle söyleyeyim Steam'deki elime aldığım zaman gerçekten de bir el konsolu elime almışım oynuyormuşum o hissiyatı veriyor. Ama bundaki olay birazcık daha farklı yani mesela bunun thumbstick bunlara thumbstick mi deniyor? Joystick diyeyim. Joystick çok daha yumuşak mesela baktığım zaman Steam'deki daha ağır. Yani hissiyat anlamında. Tuş basım hissiyatı da. Steam'deki bu sol alttaki tuşları daha iyi. Daha iyi. Ya şimdi malzeme kalitesi olarak ikisi de birbirine yakın. Bu daha hafif ama ya şimdi ben Steam'deki bu kılıfla oynamıyorum genelde. Kılıfsız bir şekilde oynuyorum. Ya Steam'deki elime aldığım zaman daha o hissiyatı alıyorum açıkçası. Lan elimde bir konsol var hissiyatı. Bunda da benzer bir şey var ama bunun olayı birazcık daha şey. Yani yine sanki böyle bilgisayar kullanıyormuşum gibi hissettiriyor bana. Yani gerçekten bir laptopu buna çevirmişler. Ben joystick'le işte Windows üzerinde geçiş yapıyorum. Windows arayüzüyle takılıyorum falan şeklinde. Yani ama bunda öyle bir şey yok. Bu direkt tak çalıştırma altında. Yani bir PlayStation 4 gibi düşünebilirsiniz. Oyunu yükledin, arayüze girdin, tıkladın, oynadın. Bunda öyle bir durum yok. Bunda Windows açılıyor. Windows böyle masaüstü geliyor. Ondan sonra Steam'ine tıklıyorsun ya da oyun ikonuna da tıklayabilirsin fark etmiyor. O şekilde oynuyorsun. Yani Steam'deki arayüz mantığı daha çok hoşuma gidiyor. Gerçi aynı mantık bunda da var. Yani Armory Crate'den bak. Armory Crate çok kötü. Onu söyleyeyim. Armory Crate birazcık problemli. Geliştiriliyor. Güncellemeler geliyor sürekli Armory Crate'e. Armory Crate'i ben kapatıyorum. Yani
Başlangıçta açılıyor ama ben direkt kapatıyorum açıkçası. Şimdi 20 bin liraya bu cihaz alınır. 22-23 bin liraya alınır ve 25'ten yukarısına alınmaz. Açık konuşayım. Yani 27'ye görüyorsan, 28'e görüyorsan bunu almana gerek yok. O fiyatlara Lenovo Legion Go var mesela. Direkt ona kay. Gözün ona kaysın. O daha güzel. Ama 20 bin liraya, 18 bin liraya bulabiliyorsun zaten kaçırma. Yani bu cihaz bak Steam'de 15-16'ya en fazla satılıyor. 15 diyelim. Bunu 18'e bulduğun zaman 3 bin lira farkla nereden baksan 2-2,5 kat daha güçlü bir cihaz almış oluyorsun. O yüzden bunu kesinlikle öneririm. Yani aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Bu cihaz her türlü güçlü. Bunu zaten kendini kanıtladı yani bu konuda. Oyunlardan bahsettim. Oyunlarda almış olduğum FPS değerlerinden bahsettim. Açmayacağı oyun gerçekten yok. Senin bunda kafana soru işareti girmesin bile yani. Açık konuşayım. Yani bir mesela 3060 Ti aldın diyelim. Ekran kartı. Kendine güveniyorsun. Diyorsun ki lan 3060 Ti her şeyi oynarım. İşte ister 1080p ister 2K. Bunu da öyle düşün. Bunu aç aldın oyunu her şeyi oynayabiliyorsun. Oyun bozuk olmadığı takdirde ya bak. O konuda bir şey değil. Oyun bozuksa ona bir şey diyemem. Bunu da öneririm. 12 bin liraya kadar, 11 bin liraya kadar bulunuyor bu. Bazen 10 bin liraya kadar bile düşüyor. 10 bin liraya bunu öneririm. Neden öneririm biliyor musun? 10 bin liraya, 12 bin liraya nereden baksam ya Steam kütüphanende, Epic kütüphanendeki çoğu oyunu ortalama 40 ile 60 FPS arası oynatıyor. Çok rahat oynarsın. Yani GTA 5 mi oynamak istiyorsun? Al oyunu abi. Bunu da öneririm yani. Ha ikisi arasında kaldım. 20 bin liram var. Ya da 22-25 bin liram var. Ekipman da almak istiyorsun yanında klavye mouse bağlamak için. Bu. Bunu alıyorsun kardeş. Bunun OLED'ine bulaşmıyorsun. Bunun OLED'ine neden bulaşmıyorsun? OLED'e vereceğim parayı bunu alıyorsun. OLED'den daha güçlü bir kere. 2-2,5 kat. Yani OLED bundan çok bir farkı yok yani. OLED dediğim şey ekran OLED. 90 Hz. Başka bir olayı yok yani. Güç anlamında diyor. Yani daha hafif. İşte pil ömrü bir tık daha iyi ama OLED 1 TB'lık OLED 30 bin lira, 28 bin lira. Ben o parayı Lenovo Legion Go alırım. Bu. Bunu öneririm. Ha dersen ki bende para var. Ben hangisini alayım? Bunu mu alayım? Lenovo Legion Go'yu mu alayım? Abi benim param olsaydı ben Lenovo Legion Go'yu bir denemek isterdim açıkçası. Yani bir o kaldı denemediğim. Switch merakım yok zaten. Küçük küçük bir cihaz zaten Switch. Onun çok bir merakım yok. Switch oyunlarında oynamıyorum zaten. Ha bunda emülatör falan da kurup her şeyi yapabiliyorsun. Ben geçen gün GTA 2 kurdum açtım bunda. GTA 2 emülatör kullanabilirsin, emülatör oynayabilirsin. Ya bir bilgisayarda yaptığın her şey. Ben grafik tablet var, çizim tableti. Çizime meram varsa bağla, çiz işte. Yani her şeyi yapabilirsin. Photoshop'unu yapabilirsin. Edit. Heh. Ben yapmıyorum ya mesela, bana zor geliyor. Videonu çek, bunu da editini yap. Bu gayet güzel. Her şeyi yapabiliyorsun bunda. Beğenmedim. Bir yönü kolay kolay yok gibi bir şey. Ben bu cihazı gerçekten çok beğeniyorum. Hakkını veriyor. Isınıyor, bir tık ısınıyor. Bir onu beğenmiyorum. Yani 80 derece değil de yani bir 70 derecede sabit kalsa güzel olur. SD kart yuvasına hiç SD kart takmadım. Yani kullanma amaçlı takmadım. İkinci el aldım ben bu cihazı. Eğer yuva bozuk mu değil mi onu test etmek için taktım. Baktım gör. Çıkarttım sonra. Benim SD kartım değerli çünkü. Onun dışında hafızası biraz çabuk doluyor. Aklında bulunsun. Hafızası 3 oyun, 4 oyun kullanıyorum. Gidiyor zaten. Nereden baksam bir 60-70 GB'ını Windows kendisi kullanıyor. Yani 3 oyun kuruyorsun. Bitiyor yani. O yüzden hafızasının yükseltilmesini isterim.
Benim bütçem olsaydı 1 TB, maksimum 2 TB isterim yani. Bu kadar. Dostum. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Buraya kadar izledin mi bilmiyorum ama izlediysen de canın sağ olsun. Allah razı olsun. Cihaz hakkında elimden geldiğince, dilimin döndüğünce kendi şivemle, kendi anlatımımla sana bu cihazı anlatmaya çalıştım. Bu cihaz alınır. Türkiye'deki bütün videoları izlediysen oradaki elemanlar gerçek kullanıcı deneyimlerini kolay kolay anlatmıyor. 2 tane, 3 tane oyun deniyor. 2 saat, 1 saat, 1 hafta oynuyor. Cihazı beğenip beğenmediğini anlatıyor, atıyor köşeye. Ben bunu kullanıyorum. Benim kanal bunun üzerine. Bir de bunun üzerine. Steam'deki. Dolayısıyla ben aktif olarak çok kullanıyorum. Benim bir bilgisayarım yok. Dolayısıyla bu cihaza sahibim. Gerçek kullanıcı deneyimi adı altında bunu dikkate alabilirsin. Oynayamayacağın oyun yok. İçinden geçersin. Bütün oyunların içinden geçersin. Ha, 1080p ultra olarak olaya bakıyorsan o birazcık kasar. Biraz düşünmen lazım. Orası ayrı mesele. Ama çoğu oyunu oynarsın. Bu kadar. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.